sanma ki yalnızsın. Elif Şafak'ın denemelerden oluşan yeni kitabı Muhteşem bir kitap ismi olduğunu düşünüyorum. Elif Hanım'ın kendi önerdiği bir isim zaten. Aslında sanki biz insanlar olarak bu cümleyi duymak için bir sürü şey yapıyoruz. Elimize telefonumuzu alıyoruz. Sanma ki yalnızsın cümlesini duymak istiyoruz. Bir kitabı açıp okuyoruz. Sanma ki yalnızsın cümlesini hissetmek için okuyoruz o kitabı. Muhteşem bir kitap ismi. Ee, i̇çindeki denemeler edebiyatçıların çok bilinmeyen hayatlarından, e, yazma uğraşının yalnızlığına, e, daha gündemdeki konulara, kadın meselesine geniş bir çerçeveyi kaplıyor. Ee, hani bir laf vardır, derler ki kadın kadının kurdudur. Elif Şafak için kadın kadının kurdudur değil, kadın kadının kız kardeşidir. Elif Şafak kadınların birbirine destek olmasına, birbirinin yolunu açmasına çok önem veriyor. Özellikle kadınlar için yazılmış da çok önemli denemeler var içinde. Birkaç tane çok beğendiğim denemenin sadece başlığını okumak istiyorum. Bu da aslında kitabın içi hakkında güzel fikir verecek diye düşünüyorum. Çok sevdiklerimden bir tanesi. Kendi tüylerini yolan kuşlar, hayatın karmaşası hızı içinde başkalarıyla yarışmak yerine kendi yolunda giden, kendini tanımaya çalışan insanları anlatıyor biraz. Antik kırılganların kudreti. Bu da çok çok sevdiğim, birkaç kez okumak durumunda kaldığım, çok severek okuduğum bir metin. Burada biraz hani, Kırılganların aslında içlerinde barındırdıkları güç, kuvvet anlatılıyor. Ülkemizle de bir paralellik kurarak enteresan bir ülkeyiz. Hem kırılgan görünüyoruz ama her seferinde de küllerinden doğan bir kuvvete sahibiz. En öznel yazılardan bir tanesi, benim en çok sevdiklerimden biri yine. Çocukluğum babamı beklemekle geçti. Sanıyorum edebiyatla derdi olan yazarların babalarıyla da hikayelerinde hep bir meseleleri oluyor. Çok öznel, İnsanın çok içine dokunan bir yazı bu. Ee, yine demin söylediğim gibi kız kardeşliğe ihtiyacımız var. Yani kadın kadının kurdu değildir, kadın kadının kız kardeşidir. Müthiş bir yazı bu da. Bakıyorum başka çok çok çok... Evet, uzaktan sevmek. Daha e, kadın erkek ilişkisine urgu yapan bir deneme. Sana kelimelerden kaleler yaptım. Bu, bu kitabın en 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 müthiş yazılarından bir tanesi. Zaten arka kapağımızda da o yer alıyor. Kelimelerin büyüsü, iki insan arasındaki ilişkinin kelimelerle kurulan sihri bunu anlatan bir yazı diyebiliriz. Müthiş bir kitap oldu. Okuyan herkesin çok seveceğini düşünüyorum ve ister edebiyattan bahseden bir denem olsun, ister yalnızlıktan hakikaten sanma ki yalnızsın duygusunu geçiren bir kitap olduğunu düşünüyorum.